Sayın İş Başkanımız, değerli milletvekili arkadaşlar, sevgili konuklar, hepiniz grup toplantımıza hoş geldiniz. Ankara il ve ilçelerinden gelen, örgütlerimizden gelen arkadaşlar, siz de ayrıca hoş geldiniz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere eş genel başkanımız Sayın Sezai Temelli'yi konuşmaya davet ediyoruz. Buyurun başkanım. Sevgili arkadaşlarım, değerli yoldaşlarım, değerli konuklar, değerli basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, geçen hafta hem bayram ziyaretleri hem de belediyelerimizi ziyaret etmek için Batman, Şırnak, Siirt ve Diyarbakır'daydık. Sevgili eş başkanımız Pervin Buldan da Kars, Iğdır ve Hakkari'de ziyaretlerde bulundu. Evet, kayyumları süpürdükten sonra ilk ziyaretimizdi. Halkımız çok mutlu, herkes çok mutlu. Bir ferahlık gelmiş, bir temizlik gelmiş. Kayyumları süpürüp atmanın o ferahlığını hep birlikte Batman'da, Siirt'te, Şırnak'ta bir kez daha solduk. Kayyumlar döneminde biliyorsunuz belediyelerin önünde beton bariyerler, zırhlı araçlar, silahlı güçler vardı. Güvenlik gücü adı altında adeta belediyelerimiz ablukaya alınmış, karakola, garnizona çevrilmiş belediye binalarımız söz konusuydu. Bunlardan hep birlikte kurtulduk. Bunlar tabii yine de bu garnizon aklıyla faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyorlar. Belediyelerimizin hepsine X-ray cihazı koymuşlar. Suçlu arıyorlar. Cizre'de de söyledim. Bizden suçlu çıkmaz. Bizden insan çıkar. Suçlu arıyorsanız o giden kayyumların peşine düşün. Çünkü suçlu onlardır. Suçları bütün çıplaklığıyla ortada. Yapmış oldukları yolsuzluklar, hırsızlıklar, talan hepsi ortada. Ama tüm bunlara rağmen halkımız da, belediye başkanlarımız, eş başkanlarımız da, belediye meclis üyelerimiz de büyük bir moralle, büyük bir şekle işlerinin başındalar. Tüm zorluklara rağmen bu zorlukları aşma azmiyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Bize düşen de onlara destek olmak. Tüm halkımızla birlikte belediyelerimizi ablukaya almak değil, belediyelerimizi kucaklama zamanıdır. Hep birlikte bu mücadeleyi de başaracağız. Daha önce anlatmıştım, hatırlayacaksınız, bizim bir van ve halı hikayemiz var. Hani halıyı götürmüşlerdi, halı hala gelmedi. Ama Silopi'de halıdan daha ilginç ne olabilir diye düşüneceksiniz. Çok ilginç bir hikayeyle karşılaştık. Silopi'ye ziyarete gittik. Hava 40 derece. İnanılmaz sıcak. Salonda bir aradayız. Halkımızla beraber hınca hınç dolu salon. Klimalar çalışmıyor. Dedim herhalde bu kadar borç var. Bizim belediye tasarruf ediyor. Başkan dedim sen yak. Hiç olmazsa biraz aç da serinleyelim. Dedi açamayız. Neden? Kayyum dedi soğutma sistemini çalmış. Evet. Soğuk klimayı götürmüşler. Bitmiyor. İdil'e geçtik. Belediye binası yok dediler. Kültür merkezinde orayı belediye binasına çevirdik. Orada bir araya geleceğiz. Niye dedim? Belediye binasını yıktılar. Neden yıktılar? Arsayı çalmak için. Evet. Hırsızlıkta sınır tanımamışlar. Yolsuzlukta, talanda sınır tanımamışlar. Ama her şeye rağmen bizler özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Her şeye rağmen belediyelerimize sahip çıkacağız. Bu enkazı hep birlikte kaldıracağız. Tabii karşılaştığımız tüm hukuksuzlukların da hesabını yargı önünde sormaya devam edeceğiz. İl il gezmeye devam ediyoruz ve oradan Diyarbakır'a geldik. Sur'da çocuk festivali vardı, ona katıldık. Biliyorsunuz kayyum döneminde bütün festivaller yasaklanmıştı. Sanat adına, kültür adına ne varsa hepsi yasak. Çünkü bunlar sanat, kültür körü. Bunlar sanata düşman, kültüre düşman. Varsa yoksa halıyı götürsünler, kuru yemiş yesinler, halkı soysunlar. Ama sura hayat gelmiş, çocukların sesi gelmiş. Çok muhteşem bir konsere katıldık orada. Çocuk koromuzun muhteşem bir konserini hep birlikte dinledik. Evet, güzel şeyler de oluyor ama HDP ile oluyor. Leyla Güven'e uğradık, ziyaret ettik. Hepimize kucak dolusu selamlar var. Morali her zamanki gibi çok yüksek. Mücadele azmi her zamanki gibi çok yüksek. Onun şahsında bu mücadeleyi sürdüren tüm arkadaşlarımız da biz de buradan kucaklıyoruz. Sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde yargı reformu strateji belgesi açıklandı. Evet, yargı reformu strateji belgesi. Uzun süredir ciddi beklentiler yaratılarak kamuoyu gündemine taşınan bu belge aslında bir yerde bir itiraf belgesiydi. Demokrasiden, hukuk devletinden nedenli uzaklaşıldığının aslında deşifresiydi. 17 yıldır iktidarda olan bir parti ve onun başındaki insan yargı reformu strateji belgesini açıklıyor. Daha strateji belgesi aşamasındalar yani. Reformu geçtik, hala bir strateji belgesi hazırlıyorlar. 17 yıl sonra bu belgeye baktığımızda aslında yargı konusunda nedenli işler acısı bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu hep birlikte izledik. Yargının örgütlenmesi, etkinliği ve işleyişine dair düzenleme yapılmasını öngören yargı strateji belgesinde yer alan düzenlemelerin önümüzdeki günlerde hazırlanacak eylem planında yer alması ve yargı paketleri halinde gündeme getirilmesi bekleniyor. Yani yine her zamanki gibi önden topluma, kamuoyuna umudu, beklentileri servis ediyorlar. Sonra da bir zamana yayma politikasıyla işte strateji belgesi hazırladık, işte eylem planı hazırlıyoruz, işte bunu paketlere böldük diye aslında bu beklentileri yine karamsar bir bekleyişe çevirmekle meşguller. Belge ile tüm kamuoyunda yargıda yaşanan tahribatı gördük. Adalet sisteminde yaşanan çöküşü gördük. Aslında Türkiye'nin yargı konusunda nedenli acil adımlar atılması gerektiğine hep birlikte şahit olduk. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi, biliyorsunuz bizler bu konularda uzmanız artık. Çünkü en çok yargılandığımız maddeler. Hukukçu olmamama rağmen neredeyse hukukçu kadar hepimiz bu konuya hakimiz. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi, 76-77. maddeleri, 220, 299, 301 bunların hepsi aslında evet bizim yargılandığımız maddeler ama bunların hepsi aslında bir ülkede demokrasi ölçeği açısından ele alınıp değerlendirilecek maddeler. Bu maddelerle aslında Türkiye'deki demokrasi meselesinin nasıl içinden çıkılmaz bir hale getirildiğini görebiliyoruz. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğündeki ciddi engeller oluşturduğunu hep birlikte biliyoruz. Kendisini yasanın, hukukun üstünde gören bir Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle böyle bir mekanizma yaratıldı. Herkese hakaret ediyor. Kendisini eleştirdiğinizde Cumhurbaşkanına hakaret edemezsiniz deyip size dava açıyor. En ufak bir eleştiriyi bile hakaret mevzusu halinde ele alan Cumhurbaşkanı kendisi sabahtan akşama kadar herkese hakaret etmeye devam ediyor. Bu maddeye dokunulmamış. Mesela bu yargı reformu strateji belgesinde buna dair bir şey yok. O zaman biz bu reformu tek adam reformu olarak niteleyebiliriz. Bu ülkede bildiğiniz gibi terörle mücadele kanunu var. Bu ülkenin gizli anayasasıdır terörle mücadele kanunu. Kürtlere karşı, muhalefete karşı, demokrasi güçlerine karşı uygulanan bir gizli anayasadır. Terörle mücadele kanunu kalkmadan bu ülkede bir yargı reformundan bahsetmek mümkün değildir. Eğer bu ülkede bugün toplumsal barış bu denli tahrip edilmişse terörle mücadele kanunu nedeniyledir. Çünkü bu kanun toplumsal muhalefete, muhalefete karşı, Kürtlere karşı, demokrasi güçlerine, devrimcilere karşı demokrasinin kılıcı gibi sürekli sallandırılmaktadır. Eğer gerçekten yargıda samimi bir reforma ihtiyaç duyuyorsanız bakın bizim hazırlığımız var. İsteyin gönderelim, inceleyin. Bizim hazırlığımız toplumsal barış üzerinedir. Toplumsal barışı tahrip eden bütün unsurlardan bu ülkeyi kurtarmak üzeredir. Başta terörle mücadele kanununun kaldırılması, ifade özgürlüğünün, düşünce özgürlüğünün sağlanması, demokratik siyasetin önünün açılması, kürsü dokunulmazlıklarının anayasal güvenceyle korunan kürsü dokunulmazlıklarının sağlanması, demokratik siyasetten dolayı hiç kimsenin yargılanmaması üzerine hazırlanmış ve toplumsal barışı inşa edecek iddialı bir çalışmamız var. Evet, alın inceleyin. Reform nasıl olur? Değişim nasıl olur? Görün. Evet, katkı vermeye hazırız. Samimiyseniz hazırlığımızı yaptık, bekliyoruz. Gelin meclis çatısı altında bütün partiler yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı adına, toplumsal barışı var etmek adına görüşelim, müzakere edelim, toplumun beklentilerini bir an önce karşılayalım. Toplum bu konuda beklentileri yüksektir. Bunu ihmal etmemek gerekiyor. Bakın hasta tutsaklar var. Türkiye'de 1000'in üzerinde hasta tutsak tahliye bekliyor. Bakın çocuklar var cezaevinde. Evet, binlerce çocuk mahkumlarının en yüksek olduğu ülkelerden biriyiz. Çocuklar var cezaevinde. Bunun ötesinde bu ülkede sendikal haklar yasaklı, grev yasaklı. Bunun ötesinde bu ülkede vicdani ret hakkı yok. Yani toplumsal barış dediğinizde öyle bir alana sıkıştırılacak, sadece reformu bir alana sıkıştıracağınız bir mesele değil bu. Çok geniş kapsamlı. Herkesin kendini içinde bulacağı, herkesin bu yıkılmış, tahrip olmuş ve bundan dolayı mağdur olmuş bu süreçte nefes alacağı bir adımı atmak zorundayız. Sevgili arkadaşlarım, kadın katliamları almış başını gidiyor. Katilleri, yani kadınları katledenleri maalesef yargı koruyor. Yargıda hakim olan erkek egemen zihniyetin ve erkek bakış açısının kırılmasına yönelik herhangi bir ifadeyi de biz bu belgede göremedik. Yargıçlara yönelik toplumsal cinsiyet eğitiminin olmayışı ciddi bir sorundur. Bakın, yargı reformunu konuştuğumuz bu süreçte sadece bu alan ihmal edilmiş değil. Uygulamada da aslında hangi zihniyetin sürdüğünü görmek istiyorsanız Halfeti'ye bakın. Evet, 18 Mayıs günü 54 insan Halfeti'de gözaltına alındılar. Hiçbir mukavemet yok. Gözaltına alındılar ve işkenceye maruz kaldılar. Adeta 12 Eylül hafızası canlandı. Elektrik verildi, darp edildiler, tecavüzle tehdit edildiler. Yani 12 Eylül cuntasının uyguladığı işkence yöntemlerini biz Mayıs ayının ikinci yarısında Halfeti'de günlerce izledik. İşkence insanlık suçudur. İnsanlık onuru işkenceyi yenecektir. Bu iktidar işkenceci olma sıfatına da sahip olmuştur. Halfeti'de yaşanan bu meseleyi takip etmeye devam ediyoruz. Bu işkenceyi gerçekleştirenlerden, bu suçu işleyenlerden hesap soracağız. Yargı reformu, yargıdaki değişim, Türkiye'nin beklentileri, Türkiye halklarının beklentileri tabii ki her zamanki gibi bir seçim atmosferinde karşımıza çıkıyor. 23 Haziran'da İstanbul seçimleri var. Önemli seçimler. Aslında bir seçimin, bu seçimin haklı bir gerekçesi yok. YSK marifetiyle karşımıza çıkmış bir zorunluluk. Tabii adaylar da kampanya çalışmaları yapıyorlar. Adaylardan biri Binali Bey Diyarbakır'a gitmiş. Kampanyasını Diyarbakır'dan yapıyor. Nedense. Ve Kürdistan mebusu demiş. Bak. Devam etmiş, Kürtçe konuşmuş. Diyarbakır, Diyarbakır olalı böyle bir Kürtçe duymadı. Bir kişi anlamış, Mehdi Eker. Neyse. Oysa 31 Mart'a giderken AKP Başkanı Erdoğan meydanlarda meydan bağırıyordu, hatırlıyorsunuz. Kürdistan diyoruz diye defol git, defolun gidin, Kürdistan orada. Sürekli her gün bize, Kürtlere hakaret, her gün terörist olduk, defolun hakaretlerine maruz kaldık. Fakat yine Allah'ın işine bakın. Geçen gün Çavuşoğlu'nu Kürdistan'da gördüm. Hem de demokrasi şehitlerini anmak için saygı duruşundaydı. Ve Çavuşoğlu bilinmeyen bir dilde konuşulan bir yemin törenini izliyordu. Evet, biliyoruz. Bu mecliste Kürtçe konuşulduğunda arkadaşlarımız Kürtçe bir iki cümle kurduğunda bir halka bilinmeyen dil diye hakaret eden bir partinin mebususunuz. Ama 3-5 oy için ya da kirli pazarlıklarınız için hiçbir şey olmamış gibi Kürdistan'da diyorsunuz, Kürtçe'de konuşuyorsunuz, Kürtçe konuşanları da saygı içinde dinliyorsunuz. Tam bunların konuşulduğu günlerde Tatvan ve Bitlis'te tabelalar iniyordu. Evet, AKP'li belediye başkanları meşruiyetleri her zaman sorgulanacak. Bitlis'te de, Tatvan'da da, Muş'ta da, Şırnak'ta da. Kazandık dedikleri her yerde meşruiyetleri her zaman sorgulanacak. İşte o yüzden de zaten bu saldırganlıkları seçilmiş bir belediye başkanı kendisini seçen halkın diline, kültürüne hakaret etmez. Bunlar seçilmediği, atandığı hileyle orada oturdukları için de işte utanmadan o tabelaları indirebiliyorlar. Evet, tam o günlerde Tatvan'da, Bitlis'te belediye başkanları Kürtçe tabelaları indirdiler. Yine aynı günlerde Dersim Belediye Meclisi'nin kararı, tabela Dersim olarak asılsın kararı valilikçe engellendi. Evet, birkaç kelime Kürtçe konuştunuz diye Kürt halkı nezdinde bir değeriniz, bir itibarınız olmayacak. Çünkü bu sözler ve Kürtçe konuşma girişimi samimiyetsizdir, çıkar amaçlıdır. Kürtçe seçim yatırımına, gündelik ve geçici politikalara maske yapılacak bir dil değildir. Yapılması gereken Kürtçe ana dilinde eğitimin önünü açmaktır. Kamusal alanda kullanılabilirliğini sağlayacak kalıcı ve yapısal değişiklikleri hayata geçirmektir. Mesele Binali Yıldırım'ın iki kelime Kürtçe konuşması değil, Kürtlerin kendi ana dillerinde konuşamamasıdır. Kürt sorunu 1000 yıllık bir dili ve kültürü folklorik bir sosa dönüştürerek çözülemez. O yüzden de diyoruz ki ana dilinde eğitim haktır. Ana dilinde sanat, siyaset yapmak haktır. İşte İstanbul seçimleri böyle bir atmosferde sürüyor. Az bir süre kaldı İstanbul seçimlerine. Hala bizim tavrımızı soran insanlar var. Her seferinde söyledik. Ama ısrarla da söylemeye devam edeceğiz. Bizim tavrımızı merak edenlere ben bir kez daha söyleyeyim. Nerede bir kayyum varsa süpüreceğiz. Duyduk ki şimdi İstanbul'da bir kayyum varmış. Şimdi de onu süpürmeye gidiyoruz. Algı yöneterek akıl karıştırmaya çalışıyorlar. HDP'ye rağmen HDP'yi konuşuyorlar. Ama unutmasınlar. HDP demek ilkeli siyaset demektir. Bizim amacımız AKP-MHP faşist bloğunu geriletmektir. Evet, bu bloğu geriletmek konusunda 31 Mart'ta ortaya koyduğumuz stratejimiz aynı kararlılıkla sürmektedir. Bu mücadele uzun soluklu bir mücadeledir. İstanbul seçimi bu mücadelenin önemli bir uğrağıdır. Bunun farkındalığıyla da üzerimize düşen sorumluluğun gereğini hep birlikte demokrasi güçleriyle birlikte yerine getireceğiz. HDP olarak 23 Haziran'da da tüm halklarımızla, emekçilerle, kadınlarla birlikte YSK marifetiyle çalınmış, el konulmaya çalınmış belediyeleri geri almak konusunda mücadelemize İstanbul'da devam edeceğiz. İstanbul seçimleri aynı zamanda Tatvan seçimidir. Muş, Bitlis, Viranşehir, Şırnak seçimidir. Bu bilinçle orada olacağız, oylarımızı kullanacağız. Eğer İstanbul seçmeniyseniz, buradan bir kez daha herkese sesleniyorum. Eğer İstanbul seçmeniyseniz, nerede olursak olalım, 23 Haziran'da İstanbul'da olalım, oyumuza, irademize, geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım. Eğer geleceğimize sahip çıkmazsak, geleceğimizi çalmaya, yurdumuzu talan etmeye, ortak vatanımızı talan etmeye bu zihniyet devam edecek. Bakın Hasankeyf. Evet, tahribatın büyüklüğünü göstermesi açısından bir örnek. Dicle Nehri üzerinde planlanan, ekonomik ömrü sadece 50 yıl olan Ilusu hidroelektrik santral projesini hayata geçirmeye çalışıyorlar. Hala durdurabiliriz. Hala bir şansımız var. Evet, Hasankeyf'i hala kurtarabiliriz. Bu zihniyet bütün ülkeye beton döktü. Tarihi eserlerin üzerine, doğanın üzerine, insanların üzerine adeta bütün ülkeyi betonlaştırdı. Bu betoncu anlayışı durdurabiliriz. Hasankeyf'i kurtarabiliriz. Evet, hatalı enerji politikaları, hatalı ulaşım politikaları nedeniyle bugün ülke içinden çıkılmaz bir yere sürüklendi. Bir enerji ihtiyacı, kamusal bir enerji politikası, doğayla barışık bir enerji politikası yok bu ülkenin. Bu ülkenin varsa yoksa bir müteahhit politikası var. Müteahhitlerine, yanlış müteahhitlerine çıkar sağlamak amacıyla aslında işte böyle bir tarihsel yıkımı, böyle bir kentsel yıkımı çok rahatlıkla yapabiliyorlar. Gerçekten sağlıklı enerji politikaları, gerçekçi enerji politikalarını var edebilseydik, ne Hasankeyf'i böyle bir şeye heba edecektik, ne de belki de diğer santralleri. Tam 10.000 yaşında bilinen tarihle. Evet, Hasankeyf'in kültürel varlıklarının yok edilmesine neden olacak bu baraj, anayasaya da uluslararası kültür sözleşmelerine de aykırıdır. Hasankeyf 2016 yılında Avrupa'nın en tehlikede olan 7 kültür mirasından biri. Evet. Uluslararası bilim çevrelerinin yaptığı çalışmalara göre ise yerleşik hayatın başlamasında Hasankeyf Göbeklitepe'nin ikizi. Bu denli değerli, bu denli kıymetli, bu denli önemli bir tarihe karşı yapılan yıkıma bakın. 55.000 insanı doğrudan ilgilendirecek, yörükleri de düşündüğümüzde tam 100.000 insanı doğrudan ilgilendirecek bir yıkımla karşı karşıyayız. Bir kez daha çağrı yapıyorum. Durdurun. Hasankeyf'i bu suların altında bırakmayın. Gelin hep birlikte Hasankeyf'e sahip çıkalım. Evet, talan devam ediyor, sömürü devam ediyor. Sadece kentleri, tarihi yok etmekle kalmıyorlar. İnsanlar üzerinde de sömürü, has safhada yoksulluk giderek yaygınlaşıyor. İşsizlik giderek yaygınlaşıyor. Bakın son 3 yılda bu nedenden dolayı 100 insanımız intihar etmiş. Evet, yoksulluk, işsizlik girdamına sıkışıp kalmış 100 insanımız intihar etmiş. 49'u işçi, 23'ü kamu emekçisi, 11'i esnaf, 3'ü de çiftçi. Ataması yapılmayan 13 işsiz emekçi de, ataması yapılmayan öğretmenlerle beraber 13 işsiz emekçi de intihar etmiş. Evet. Ve yine Binali Yıldırım seçim çalışmaları çerçevesinde bayramda Urfa'ya gitmiş. Bir işsiz yanına yaklaşıyor, iş istiyor. Ona söylediği yanıta bakın. Lafı zurna gibi uzatmayın. Söylendi, bakacağız. İşte insana yaklaşım bu. İşsize, yoksula, mağdura yaklaşım bu. Lafı zurna gibi uzatmayın. Lafı da uzatacağız, mücadelemizi de büyüteceğiz. Hazine Bakanı, Maliye Bakanı, ekonomide en kötüsünü geride bıraktık. Her hafta bunu söylüyor. Ben söyledim, bu kabine meczuplar kabinesi. İçişleri Bakanı'na da söylemiştim. O kabul etmişti, evet demişti, ben meczup. Yakında Hazine Bakanı da kabul edecek. Çünkü ekonominin farkında değil. Ne yaptığının farkında değil. Farkında olmak için işte bu intiharlara dönüp bakması gerekiyor. İşsizlik rakamlarına dönüp bakması gerekiyor. İşçi cinayetlerine dönüp bakması gerekiyor. Yani velhasıl insana bakması gerekiyor. Bu rakamlara bakıyor, onu da anlamıyor zaten. 5 ayda 716 işçi cinayetlerinde yaşamını kaybetti, yaşamını yitirdi. En son Kocaeli'nde biliyorsunuz 5 işçi yanarak can verdi. Mülteci 5 kadın işçi. Evet, mülteciler konusunda her geçen gün ciddi bir ırkçı söylem ülkeyi kaplamakta. Mültecilerin haklarına da sahip çıkacağız. Onları mülteci yapan da bugün Suriyelileri bu ülkede çalışmaya mahkum eden, o koşullarda çalışmaya mahkum eden de yine işte bu iktidardır. Bu iktidarın savaş politikalarıdır. Evet, 716 işçi 5 ayda. Maalesef bunun 9'u da çocuk işçi. Yanlış yatırımlar ve yanlış ekonomi politikaları sonucunda 17 yıllık iktidarlarının yaratmış olduğu sonuçlardır. Evet. İtibar harcamaları yapıyoruz diyorlardı, hatırlıyor musunuz? 3. havalimanını yaparken, köprüleri yaparken, bütün bu ülkenin kaynaklarını betona gömerken sürekli dönüp biz itibar harcamaları yapıyoruz diyorlardı. Evet, geldiğimiz noktada yüksek borçluluk, stratejik derinlik adı altında sığ bir dış politika, savaş harcamaları, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, otoriter rejimin, bu sistemin, otoriter rejimin yapmış olduğu aslında israfkar harcamalarla ekonomik ve siyasal krize sürüklenmiş bir ülke var karşımızda. Evet, bugün hem ekonomide hem dış politikada itibar harcamaları yapa itibarsız bir ülkeyi yarattılar. Genç işsizlik her geçen gün almış başını gidiyor. Her 4 gençten biri işsiz. Ve bu denli ciddi ekonomik sıkıntılar var. Enflasyon %2 düştü diye neredeyse bayram yapacaklar. Sevgili arkadaşlarım, asgari ücret daha 5 ayda, yani yılın yarısı tamamlanmadan açlık sınırının altına çoktan düştü. Madem enflasyon düşüyor da bu asgari ücret nasıl açlık sınırının altına geriliyor? Bunlar uydurma bir enflasyon sepetiyle, enflasyonun düşüyor hikayeleriyle halkı kandırmaya, aldatmaya devam ediyorlar. Evet, çocuklardan bahsettik. Sur'da çocukları dinlediğimizi, onların sesleriyle yine Ahmet'in şenlendiğini söyledim. Evet, çocukların sesleri sokaklarda. Oyun oynuyorlar, şarkı söylüyorlar. İstiyoruz ki bütün çocuklarımız eğitimlerinden, oyunlarından geri kalmasın. Ama maalesef bildiğiniz gibi 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü'dür. Ve maalesef ülkemizde çocuk işçiliği de çok yaygın. 2002 senesinde çocuklar arasında çocuk işçisi olanların oranı %10-11. Bugün, yani 17 yıl sonunda çocuk işçiliği oranı %21'e çıkmış. Evet, başarı hanelerine, itibar hanelerine bunu da yazsınlar. Her 5 çocuktan biri çalışmak zorunda. Yani nüfusun %28'i çocuklardan oluşuyor. Bunların önemli bir kısmı çocuk işçisi ve bu çocuk işçilerinin %80'i de kayıt dışı. 2018 yılında 67 çocuk işçisi maalesef çalışırken yaşamını yitirdi. Bu çocukların onu mülteci çocuklardı. Mülteci çocukların ölüm oranı 3-4 kat daha fazla. Sektör olarak da Kürt işçilerin yoğun çalıştığı mevsimlik tarım işçiliğinde çocuk işçi ölümleri en fazla sayıya sahip. Biz de dalga geçer gibi, aklımızla alay eder gibi, bakın 2018 rakamlarını verdim size. AKP 2018'i çocuk işçiliğiyle mücadele yılı ilan etmiş. Ve o yıl ortaya çıkan rakamlar ortada. Ve kalkmışlar istihdamı teşvik politikaları çerçevesinde çıraklık stajyerlik yasasını geçirmişler. Bu yasadan önce stajyerlik konusunda teşvikten önce rakam 270 binken bu yasadan sonra 1.170.000'e çıkmış. Evet. Çocuk işçiliği yaygınlaşmakta. Bunun da en önemli nedenlerinden biri 4+4 eğitim sistemidir. Çocukların okumasını değil, işçi olmasını, çocukların küçük yaşta evlenmesini teşvik eden bir eğitim sistemimiz var. Bir an önce bu sisteme son verilmeli. Çocuk işçiliği yasaklanmalı. Bir an önce Çocuk Bakanlığı kurulmalı. Evet. Eğer bu ülkenin bütçesini gençlere, çocuklara, kadınlara ayırmayıp da bu bütçeyi savaşa ayırırsanız işte çocuk işçiliği de yaygınlaşır, çocuk ölümleri de artar, genç ölümleri de, intihar sayıları da artar. AKP her geçen gün militarizme dört kolla sarılmaya devam ediyor. Yine İstanbul seçimleri öncesinde her seçim öncesi olduğu gibi sınır ötesi harekat başladı. Şimdiki harekatın adı da Pençe Harekatı. Afrin'de olduğu gibi Pençe Harekatı'yla da buradaki yerleşim yerleri bombalanmaya, sivillerin katli söz konusu olmaya devam ediyor ve burada yaşayan halk göçe zorlanıyor. İçeride anlatılan hikaye başka ama oraya gittiğinizde gerçeklik, hakikat bambaşka. Tıpkı Afrin'de yaptıkları gibi orada 150 bine yakın insanı yerinden yurdundan ettiler. Zeytinlere el koydular. Zeytin hırsızlığı yaptılar. Şimdi de Pençe Harekatı'yla yine insanları yerlerinden yurdundan ediyorlar. Evet, pek çok sivil hava bombardımanından etkileniyor, hayatını kaybediyor. Ve bu kirli pazarlığına devam eden AKP aslında kendisini de ifşa ediyor. Siyaset yapamazlığını, siyaset üretemezliğini bir kez daha gösteriyor. Tek sığındığı şey savaş politikaları. Oysa siyaset çözüm üretme kurumudur. Çözüm üretemedikçe bu iktidar çözümsüzlükten beslendikçe Türkiye'nin gündemine sürekli olarak silahlanmayı, silah harcamalarını sokuyor ve kamu kaynaklarını, halkın, toplumun kaynaklarını bu alanlarda harcamaya devam ediyor. İşte önümüzde S-400. Ne işe yarayacağı belli değil. Sürekli olarak Türkiye'yi aslında bu askeri sınai konteksti içinde tutarak sürekli olarak savaş harcamalarını, silahlanma harcamalarını arttırarak Türkiye'yi bu gerilim hattında buna mahkum ederek S-400 harcaması, F-35 harcaması gibi silahlanmalarla aslında çözümsüzlükten beslenmeye devam etmek istiyor. Çözümsüzlüğün adı Kürt düşmanlığı. Evet, içeride dışarıda Kürtlere yönelik savaş politikalarıyla, şiddet baskı politikalarıyla, Suriye'de, Irak'ta, Türkiye'de izlediği politikalarla aslında bir çözümsüzlük iklimini, coğrafyasını yaratarak bunun üzerinde iktidarına devam etmek istiyor. Onlar savaş desin, biz barış demeye, çözüm demeye, demokratik çözüm demeye, demokratik müzakere demeye devam edeceğiz. Tıpkı 200 gün boyunca Leyla Güven'in dediği gibi, tıpkı 200 gün boyunca Leyla Güven'le birlikte binlerce tutsağın açlık grevinde dile getirdikleri gibi barışta ısrar etmeye devam edeceğiz. Barışta ısrar etmek tecritin kırılmasıdır. Evet, bu güçlü mücadeleyle, direnişle mutlak tecrit kırılmıştır. Mutlak tecritin kırılmasıyla birlikte Sayın Öcalan'ın mesajlarıyla kamuoyu, toplum bir kez daha buluşmuştur. Evet, önemli mesajlardır. Tam da bu çözümsüzlüğe karşılık bir çözümü işaret eden, bir çözümü yeniden bize hatırlatan mesajlardır. 2013'ü işaret etmiştir. 2013'ten bugüne kadar yapamadıklarımızla, eksik bıraktıklarımızla yüzleşmeye bizi davet etmektedir. Evet, artık bunun adını net koyalım. Ülkede bir Kürt meselesi var. Ülkede bu Kürt meselesinin çözümü olmadan diğer meselelerin çözümü olmayacağını geride bıraktığımız bu 4 yıl boyunca hep birlikte yaşadık. Her geçen gün hukuksuzluğa hukuksuzluk, adaletsizliğe adaletsizlik eklendi. O yüzden de hep ısrarla dedik ki bu tecrite son verin. Bu meselenin çözümü muhataplarıyla olur. Kürt meselesinde de çözüm açısından bakacağınız muhatap Sayın Öcalan'dır. Evet. Hem 2 Mayıs hem 22 Mayıs'ta adadan gelen mesajlar da bizim tezimizi doğrulamıştır. Toplumsal uzlaşmadan, demokratik siyasetten, demokratik müzakereden, onurlu bir barıştan bahseden mesajlar gelmiştir. Evet, o yüzden de diyoruz ki bu meselenin çözümü için Öcalan'a kulak verin. Hatta sadece kulak vermekte kalmayın. Öcalan'la konuşun. Herkes konuşsun. Birbirinizle konuşun. Ön yargılarınızdan, dogmalarınızdan kurtulun. Evet, bu hepimizin meselesidir. Eğer bir demokratik çözümden bahsedeceksek, demokratik müzakereden bahsedeceksek hepimiz bu müzakereye dahil olalım. Herkesedir bu davetimiz. Kendisini demokratik siyasetin içinde gören tüm partilere, tüm sivil toplum örgütlerine, herkese bu çağrımızı yapıyoruz. Gelin konuşun. Eleştirinizi yapın. Önerilerinizi söyleyin. Katkılarınızı koyun. Ama yeter ki çözümün bir parçası olun. Ucundan tutun. Siyaset yapma hakkınızı, demokratik siyasette var olma hakkınızı ihmal etmeyin. Bu hakkı kimseye havale etmeyin. Bu sorun hepimizin sorunu. Bu sorun ortak vatanımızın sorunu. Biz ortak vatanımızda demokratik cumhuriyeti var etmek istiyorsak o zaman çözümün parçası olmak zorundayız. Bu iktidarın yaptırımlarına mahkum değiliz. Bu iktidara rağmen, AKP, MHP, faşist bloğuna rağmen bir demokratik çözümü hep birlikte demokrasi güçleriyle var edebiliriz, var edeceğiz de. Şimdi onurlu barışı inşa etme zamanıdır. Şimdi demokratik cumhuriyeti inşa etme zamanıdır. O yüzden de demokrasi ittifakı diyoruz. O yüzden de herkesi demokrasi ittifakında buluşmaya çağırıyoruz. Tüm halklarımızı bu mücadelede ortaklaşmaya, tüm emekçileri, tüm kadınları bu mücadelede buluşmaya davet ediyoruz. Hep birlikte mahallemizde, iş yerimizde, sokağımızda, kentimizde haklarımıza sahip çıkarak, geleceğimize sahip çıkarak demokrasi ittifakında buluşacağız. Evet, bu ülke 12 Eylül rejiminin yamalı bohça haline gelmiş anayasasına mahkum değildir. Kendi anayasamızı yapacağız. Demokratik bir anayasa yapacağız. O yüzden meclise de bu konuda bir kez daha, tüm partilere bir kez daha çağrı yapıyorum. Gelin bir anayasa yapım süreci için toplumun önünü açın. Eşit yurttaşlık temelinde demokratik bir anayasa için çoğulculuğu gözeten, laik, seküler bir anlayışı gözeten, demokratik cumhuriyeti hedef alan bir anayasa için adım atın. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Bu parlamento çatısı altında olan bütün milletvekillerin sorumluluğudur. Bu konuda adım atın. Ama sadece bu çatının altına sıkışmamalı. Her yerde herkes bu değişim, dönüşüm sürecine katkı sunmalıdırlar. Gelin hep birlikte toplumsal barış için adım atalım. Gelin hep birlikte yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı için çalışalım, mücadele verelim. Evrensel hukuk değerlerine sahip çıkalım. İnsan hakları konusunda asla taviz vermeyelim. İfade özgürlüğünü, fikir özgürlüğünü, basın özgürlüğünü hep birlikte savunalım. Evet, bunu başarabiliriz. Bu gücümüz var. Demokrasi ittifakında buluşanlar mutlaka bir gün bu ülkede iktidar olacaktır. Halkın iktidarını var edecektir. Evet, bizim yolumuz budur. Asla bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Dönen dönsün yolundan, biz dönmeyeceğiz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hepimizin yolu açık olsun.